Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spinner bileşeninden bahsetmek istiyorum. Değiştirici anlamına gelmekte. Açılır bir menü yapacağız ve oradan bir eleman seçimi sağlayacağız. Öncelikle ekranımıza bir tane label yerleştirelim. Daha sonra da spinner bileşenimizi alalım. Buradan label kısmımızın yazısını silelim. Spinner bileşenimize tıklayalım ve burada görünmesini istediğimiz elemanları yazalım. Mesela elma virgül virgül kullanarak yazacağız. Armut ve karpuz yazıyoruz. Daha sonra ise genişliğimiz otomatik olsun. Ve buradan da lütfen seçim yapın diyelim. Daha sonra da connect emulatora basarak bir deneyelim. Evet şu an label kısmımız boş. Bakın buraya tıklıyorum. Bakın lütfen seçim yapın. O yazı yazdığım yer burada çıktı. Buradan elma, armut. Bakın seçimimiz hemen ne oluyor? Ekranda gözüküyor. Şimdi seçtiğimizi de aynı zamanda label kısmında yazdıracağım. O yüzden bloklarım kısmına giriyorum. Buradan spinner bloklarına giriyorum. Ve daha sonra e, seçim kısmını alıyorum. Seçtikten sonra neler olması gerektiğini... Burada kodlayacağım. Seçtikten sonra label kısmında text bölümünde yazdırmak istiyorum. Buraya alıyorum. Daha sonra da spinner kısmında girdikten sonra burada selection kısmı var. Seçim kısmı var. Evet seçim kısmını alıyorum. Ve böylelikle e, ne olmuş oldu? Artık e, spinner bileşeninde seçmiş olduğum formdaki seçmiş olduğum elemanlar e, aynı zamanda label text'in içinde yazmış olacak. Şimdi telefonumuza bakalım. Evet, elma seçiyoruz. Bakın burada yukarıda yine elma yazdı. Armut, karpuz şeklinde seçimlerimizde ne yaptık? Yazdırabilmiş olduk. İsterseniz tabii ki yazdırmazsınız. Farklı çalışmalarda seçimlerinizi kullanabilirsiniz. Evet, burada spinner bileşeninin e, ne olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.